Ceza mahkemesinin beraat kararını diğer mahkemeleri bağlayıp bağlamayacağı yolundaki soruya bağlamaz diye cevap verdiğinizi duyar gibiyim. Ama bu aslında verilmesi gereken ilk doğru cevap değil. Şimdi borçlar kanununda bir hüküm var. Herkesin aklında bu hüküm geliyor. Okuyayım izninizle. Hakim zarar verenin kusurunda olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken diyor. Yani bu iki hususta karar verirken Ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi ceza hakimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Sonrasında da diyor ki aynı şekilde ceza hakiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da hukuk hakimini bağlamaz. Buradan ceza hakiminin beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz şeklinde bir genelleme yapmak mümkün değil. Çünkü Ceza hukukunda bilindiği üzere verilen iki tip beraat kararı var. Bunlar 223. maddenin 2A ve E bentlerinde düzenleniyor. Bunlardan bir tanesi yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, diğeri ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması. Dolayısıyla suçun sabit olmaması şüpheden sanık yararlanır ilkesinin bir uygulamasını gerektiriyor ve böylelikle kişi hakkında beraat kararı verilebiliyor. Uygulamada buna sık sık delil yetersizliğinden beraat denildiğini görüyoruz. Halbuki delil yetersizliğinden beraat demek aslında ben seni aslında mahkum ederdim ama ah bir delil bulsaydım demektir ve bir kanaati gösterir. Halbuki ceza muhakemesinde kanaat tamamen deliller üzerine kuruldur. Dolayısıyla delil yoksa kanaat de olamaz. Bu bağlamda yine Anayasa Mahkemesi'nin Ramazan Tosun kararına dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu kararda kişi Ceza mahkemesinden beraat etmesine rağmen söz konusu fiillerden eee idari yargı tarafından askeri idari yargı tarafından e, görevden ayırma işlemi hukuka uygun bulunmuştur ve bu bağlamda verilen e, kararda idare tarafından yapılan işlemde kişinin söz konusu fiilleri işlediği yönünde bir takım tespitlerde bulunmuştur. Fakat diyor ki Anayasa Mahkemesi eğer bir kimse bir fiilden dolayı beraat etmişse ceza mahkemesinde başka bir mahkeme o fiilin olduğu sonucuna varacak ifadeler kullanamaz, bunlara dayanamaz diyor. Bu suçsuzluk karinesinin de bir sonucu. Dolayısıyla ceza mahkemesi tarafından verilen beraat kararı ister sanığın suçu işlemediğinin sabit olmasına ister sanığın suçu işlediğinin sabit olmamasına dayansın aynı değerdedir ve dolayısıyla başka bir mahkeme kişinin o suçu işlediği varsayımı üzerine hüküm kuramaz ve bu beraat kararının etkilerini bu şekilde bertaraf edemez.